Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Allah'a çok şükür diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bugün hastaneye gittim. Ve sonuçlarım hiç iyi çıkmadı. Ben topuk dikeniyim diye bahsederekten gittiydim arkadaşlar. O da çıka çıka damar tıkanıklığı çıktı. Onda tedaviye başladılar işte. 6 ay boyunca tedavi göreceğim. Eğer geçmezse bir seneye uzatacaklar. Haftada bir gün gideceğim. Ondan sonra 3 haftaya alacaklar. Ondan sonra bir aya düşürecekler. Çıkaracaklar yani. Gerçekten psikolojim bozuk. Kafam hiç yerinde değil. Bugün aslında video çekmek de canım istemiyordu. Çok zoruma gitti bugün. Bayağı sızlandım, ağladım. Kendi kendime üzüldüm. Onda Duran'la gittik arkadaşlar. Duran, iyi ki de Duran'ı götürmüşsün. Gerçekten bana çok teselli verdi. Daha beteri de olabilir anne diyor. Benim Zerader oğlum. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar gerçekten? Yani benim bile düşünmediğimi benim oğlum düşünüyor. Onda iğne verdiler arkadaşlar. Ramazan çay istedi. Bir çay da koyayım da. O kaynarken yine sohbetimize devam ederek. İğne verdiler arkadaşlar. Bir de kanca batıcı verdiler. Yani insanın ayağındaki damar bile tıkanıyormuş. Bunu ben kesinlikle ölsem bilsem düşünmezdim. Aklıma gelmezdi. Onu da şöyle iğne verdiler. Şöyle. Bir de şöyle kanca batıcı hap verdiler arkadaşlar. Bunun ikisini günlük bir kere alacağımızdım. Bu ilaç raporlu. Rapor çıkarttı doktor. Raporundan aldım. 4 kutu yazmış. Evde kendim vuracağımızdım. Birisini 2.48 geçe vurdum arkadaşlar. Kendim vurdum. Duran'la ikimiz. Birisinde yarın 2.48 geçe. Her gün aynı saatte vuracağımızdım kendime. Kapının ikisini bir alacağımızdım. İğneye vurunduktan sonra hemen arkasına bir su bardağı suyuna kapıda yutacağımızdım. Anlayacağınız böyle arkadaşlar. Ben ayağımdaki ağrıyı inanın ne bileyim ben geçecek gibi değil zannediyordum. 10 gün oldu. 15 güne yaklaştı neredeyse. 10 günü de geçti. Geçmedi ayağımdaki ağrı. Bir türlü geçmedi. Onda bugün bizim komşu Buraç'tan gelen komşular vardı. Onlar da hastaneye gittiler sabah 5'te. Bana da bir sıra alın dedim. TC'mi attım. Allah razı olsun. Sırayı 10-15 geçeye almışlar. Yani bekleseydim ayın 31'indeydi benim randevum. Ben de randevum beklemedim. Bekleyemedim arkadaşlar. Vallahi bekleyemedim. Sanki ayağımı oyuyorlar. Bak şu an ayakta dikiliyorum ya. Hiç inanın ayakta duracak takatım yok. Onda sabahleyen gitmişler. Allah razı olsun. Rabbim binlerine bin kalsın inşallah. Sıramı aldılar. Sabahleyin Duran'la gittik. Zorlandım. Yürürken de zorlandım. Çok zorlandım ama yürümek zorundasın. Servislere binmek zorundasın. Kendi bir özel araban olmayınca ondan indiriyorlar ona, ondan indiriyorlar buna, bundan indiriyorlar buna bindiriyorlar. Sanki kendimi İstanbul'a gidiyormuşsun gibi hissettim. Ha, İstanbul deyince de arkadaşlar gerçekten hiç aklımda yoktu. Hayalimde de yoktu. Çıktı dedi kafamdan. İzleyicimin birisi İstanbul'a selam göndersin diye selam gönderdiği yorum yazmış. Buradan İstanbul'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok iyi insanlarsınız. Rabbim ne muradınız, ne dileğiniz varsa versin inşallah. Yani üstümde yük kalmasın. Aklımdan çıktıydı arkadaşlar kesinlikle. Unuttuydum bir anda. Böyle arkadaşlar daha evimi de görüyor musunuz? Genelde bu yana inanın yatıyorum. Mutfak masamın üstüneyim. Karman, çorman. Ömür Ramazan'a çay demleyeyim de. Dünkü yemeklerimin yanına çorba yapacağım arkadaşlar. Ramazan çorba istedi. Çorbasını da içsin. Çöpümüz de dolmuş. Şahin gelsin de bir boşaltsın. Evet.
Gerçekten arkadaşlar, gerçekten sağlıktan önemli hiçbir şey yok bu dünyada. Ben sanki 4-5 gündür, 4-5 gündür iyice çoğaldı ağrılar arkadaşlar. Yerde mi geziyorum, gökte mi geziyorum, gideyim de bir şey anlamam, içtiğim de bir şey anlamam. Yemeyorum da daha doğrusu. Dün yarın akşam bir çorba içtim. Ekmeksiz neyim. İki kaşık da pişirdiğim pilavdan aldım. Onunla hastaneye gittim. Kan neyim alırlarsa diye. Orada bir haftaya alacak kanı dedi. Kan da almadılar. Onda devletimizden gerçekten Allah razı olsun. Hastanemizin önüne çorba koymuş. Sabahleyin aç karnına kanı verip de dışarıya çıkanlara çorba veriyorlar. Ekmek veriyorlar. Duran'dan birer ekmek aldık, birer de çorba aldık. Onunla çarşıya gelince Duran'a ekmek arası yaptırdım, dürüm. Bir de kola aldım arkadaşlar. Durak'ta beklerken yedi. Ben de bir simit, iki simitine bir çay içtim. Daha iki simidine bir çayla duruyor. Canım bir şey istemiyor ki. İnsanın canı yandı mı? Canın hiçbir şey istemiyor gerçekten arkadaşlar. Onda biraz dolmamız var. Dökü pişirdiğim pilav var. Tavuğumuz var. Onu ısıtacağım. Çay bir şey de dursun. Şimdi çoluk çocuk torlanır toplanır gelir. Evde yalnız bir bayan mısın? Her şeye kalkmak zorundasın, yetişmek zorundasın. Makineyi çalıştırdım gelince, bulaşık makinesini. Rabbim kimseye de ettirip de derman arattırmasın inşallah. Maalesef hayat böyle arkadaşlar. Kimine kavun karpuz yediriyor, kimine de hamşarak yediriyor derler ya hani ya. Gerçekten öyle. Ben daha ömrümde hayatımda kendime iğne yapacağımı bilmiyordum. Bugün kendime iğne yaptım. Kendi kendime iğnemi yaptım. Korkmam zaten iğneden de. Yine de cesaretliymişsin diyorum kendi kendime. Ben kendi kendime iğne hiç yapmazdım. İş başa düştü mü? Yapacağım da, vurunacağım da. Sağlığını, sağlıkçın da olacaksın. Her şeyin olacaksın. Çay bir şey dursun arkadaşlar. Ramazan çay içerken yemekleri de öyle ısıtayım. İnmek zorunda. İnmesin ayakta duraman. Yıkılacak değilsin ki illaki o ağrı acıyı da çekeceğim. Bir yandan da yiyeceğim, içeceğim, güleceğim, eğleneceğim. Ama ben öyle birim ağrıdığı zaman arkadaşlar gerçekten pozitif olamam. Ne bileyim ben sanki dünya üstüme yıkılmış gibi hissediyorum. Bütün dünya üstümde yükmüş gibi oluyor sanki. Canım yanınca. Nasip kısmet. Damarda tıkanıklık. Ameliyat olmuyormuş arkadaşlar. Ameliyat olmayınca da ilaç tedavisine başlayacaklar. Geç başladılar ilaç tedavisine bugün. 6 ay böyle ilaç tedavisi göreceğimizsin. Bu ayağımın ağrısının kesilmesi de 3 haftayla 1 hafta arasında düzelirmiş. İnşallah 1 hafta arasında düzelsin. İzleyicilerim dua edin de. Dualarınıza ihtiyacım var gerçekten. Ayağımın ağrısı kesilsin de ben tedavime yine giderim, yine olurum. Kontrolüme her zaman giderim. Tek ağrı, şu ayağımdaki ağrı kesilsin. Canım öyle yakıyor, öyle cansız bırakıyor ki beni. Dünya inanın size bayağı bir geç verdim yorumları zaten biliyorsunuz. Ramazan zopa yaktı, sıcak gelsin ayağına değil. Ağladım, resmen ağladım. Zırır zırır, iki gündür, üç gündür zırır zırır ağlıyorum çocuk gibi. Canım çok yanıyor, çok. Rabbim sevdiği kuluna verilmiş derdi. Sınaması için. Gerçekten Rabbimden gelene kapımız her zaman açık. Bunda da var bir hayır. Hayırdır inşallah.
Evet arkadaşlar, sizinle bugün bir şöyle dertleşeyim dedim. Bol bol dualarınıza ihtiyacım var. Ayağımın ağrısı dinsin. Ne yapacağımı şaşırdım, inanın. Evimi daha süpürmeye bak, canım o kadar istiyor. Evimi daha görmeye canım istemiyor. Dünya zorunla gördüm. Sabaha kadar kutup gibi şişti. Çarşamba günü tekrar gideceğim arkadaşlar. Bu çarşamba günü. Bu çarşamba günü gittiğimde tekrardan kan alacaklar. Bakalım ne olacak. Çarşambaya kadar ilaçlarımı kullanacağım. İnşallah yoluna girer, düzelir. Yani benim anlamadığım şu, yani ayağındaki damarda kanıklığına nasıl ameliyat diyemiyorlar, ben onu anlamadım. Yani ameliyat deselerdi bugün hemen yatacaktım ameliyata. Yeter ki şu ağrım dinsin, tıkanıklık açılsın diye. Ama ameliyat yapamazdık bunu dedi. Demek ki riskli ya. Ya da tam bir kontrol altına almayınca o yüzden yapmadılar. Ya da önce ilaç tedavisiyle açmaya çalışacaklar. Vallahi ne kadar kararsızım biliyor musunuz? Vaziyetimden de belli zaten ne kadar kararsız olduğumu. Ben böyle ciddi bir hastalığım oldu mu gerçekten psikolojim bozuluyor arkadaşlar. Ben 4-5 sene öncesi de bir ameliyat oldum. Böyle kitle ameliyat oldum. Eşim yurt dışındaydı. Yani ben öleceğim de çocuklarım kalacak diye sabahlara kadar, akşama kadar ağlardım. İyice var ya, siz benim yine düzgün halimi gördünüz. Ben iyice çöpe döndüydüm o zaman. Psikolojik olarak ben kafaya sıyırıyormuşum. Yani insan hastalayınca hemen ölüvereceğim düşüncesine kapılıyor ya. Ne bileyim ben, hayırlısı. Eşim yurt dışından geldiydi ben ameliyat olacağım diye. Yanımda kimseye yok diye. Allah razı olsun eşimden arkadaşlar. Gerçekten çok iyi, çok iyi anlayışlı bir eşim var. Her şeyime yardım eder, her şeyime koşar. Beni hiçbir şeyde yalnız bırakmaz. Görüyorsunuz da zaten. Yani biz neye çabaladıysak hep beraber çabaladık. Çoluğum, çocuğum, eşim, ben. Yani insan dert dolunca böyle konuşurmuş ya, gerçekten insanın dert dolunca dili açılıyor. Tatlaşıyor, açılıyor. Neyse arkadaşlar, ben şu çayı demleyeyim. Demledikten sonra sohbetimize devam ederiz. Bugün sohbet yapalım. İçimde hiçbir şey yok videomda. Gerçekten bugün video bile açmayacaktım da sizleri yalnız bırakmamak için bir video başlatayım dedim. Merhaba canlar. Ben şehriye çorbası kavuruyorum. Ramazan gelene kadar da şehriye çorbasını kavurayım arkadaşlar. Zaten geriye kalan bir pilavına bir dolma. Ondan nasıl olsa ısıtırım. Salçamı, biberimi ayarlarım oraya. O çayı içene kadar yemek de hazır olur. Onlar da sabahın 8'de yediydi arkadaşlar. Sabahın 8'de çayı hazırladım ben. Ortaya koydum. Duranın haydi hastaneye. Onlar da yediler. İşe gittiler. Oradan da geldi tarlaya mantar dişireyim diye gitti. Mantar da bulamamış. Geliyor şimdi. Faytonla gittiydi.
Enes 68 68. Enes yok 68 68. Enes 68. Duran'dan selam beklemesin de kardeşim, Duran evde yok. Bugün benimle Aksaray'a gitti ya. Sıkıldı. Onun anne ben çarşıya gidiyorum dedi. Oğlum video selam göndereceğim dedim. Yarın göndereyim anne dedi. Buradan da Duran'ın yerine benim sana selamım olsun kardeşim. Kusura bakma. Çok istiyordun ya Duran'ın selam göndermesini. Duran yok. Çorbamda şehit arkadaşlar. Şehriyemde kavruldu. Sıcak suyu açayım bir yandan da toparlaya toparlaya yemek pişireyim. Biberin kilosu 100 milyon liraymış arkadaşlar. Annem almış. Yarın 100 milyon lira yardım diyor. Nasıl pahalı diyor. Ben çorbanın şişesine çok katmam arkadaşlar. Parçasını. Biberin ucu fazla katarım. Şöyle acılacağını, boğazının deliğini yakacak bir kenar. Hastalığın varsa götürecek. Nalesini de attım. Buna biraz daha su dokuyayım arkadaşlar. Ağzında kapatayım. Şehriye çorbasını da herhalde bayağıdır pişirmem arkadaşlar. Şimdi çorbayı çok yaparım da bunu pek pişirmem. Şöyle koymuş olduğunu göstereyim sizlere de. Bol naneli şehriye çorbası pişiriyorum arkadaşlar bugün. Yemeklerimin yanına ağzını da kapatayım şöyle. O pişe dursun. Çayım da kaynadı. Bulaşık makinemi de boşaltayım arkadaşlar da. Thank you.
Duran akşam oldu mu arkadaşlar? Bunlardan hep çökertek çitliyor. Her gün bir iki tabağı var. Her gün bir iki tabağı var. Çökertek çitliyor. Masanın üstüne de temizleyip koyuyor. Bu kadar arkadaşlar. Makineyi de boşalttım. Şimdi şunlar yemeği yedikten sonra hepsini bir makine yapayım, doldurayım, yıkansın. Gerçekten bu dünyada makine kadar güzel bir şey yokmuş. Önceden saatlerce yıka durula bayağı bir meseleydi. Şimdi bayağı her şeyi pratik, rahat. Öyle arkadaşlar. Benim çorba pişiyor. Çay da kaynadı, altını da söndürdüm. Ramazan'da daha gelmedi. Hava da iyice karardı. Bugünlük de videomuz böyle olsun canlarım. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol bol dualarınızı esirgemeyin. Dualarınıza çok ihtiyacım var, inanın. İyi bir şey olsun da öyle kapatayım.